Herkese merhaba. Online okulumun yeni dersine hoş geldiniz. Umarım sizin tarafınızda da her şey yolundadır. Gündemle birlikte artık hepimiz online platformlara yöneldik. Siz de eğer sıfırdan nasıl reklam verilir öğrenmek istiyorsanız online okulumun tüm videolarını izleyebilirsiniz. Açıklama kısmında sizinle oynatma listesi linkini paylaşacağım. Evet bugün birlikte reklam yöneticisi panelini inceleyeceğiz. Birlikte şimdiye kadar birçok reklam oluşturduk ama panel tarafını kullanmamıştık. Kısaca bugün panelde yer alanlara değineceğim. Öncelikle olarak paneli açmak için sol üst taraftaki reklam yöneticisi kısmına tıklıyorsunuz. Buraya tıklayınca şu an gördüğünüz gibi reklam paneli açılıyor. Burada 5 tane sütun var. İlki plan sonrası oluştur ve yönet sonrasında ölçüm ve rapor geliyor ardından varlıkları ve ayarları görebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi ana başlıklarımız var ve onların altında yer alan alt başlıklar var. İlk olarak plan kısmıyla başlamamız gerekirse burada hedef kitle istatistikleri bulabileceğiniz bir alan var. Burada Facebook kullanıcıları ile ilgili birçok alt kırılım ekleyerek bilgi alabiliyorsunuz hemen şöyle göz atalım. Ona tıklar tıklamaz size bir hedef kitle seçmenizi söylüyor. Facebook'taki herkese veya sayfanızla bağlantılı olan kişileri seçebilirsiniz. Ardından bu konuyla ilgili size bazı datalar sunuyor. Buradan konumu değiştirebilirsiniz. Şu an Facebook'taki kişileri gösteriyor. Mesela ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri seçili durumda. Bunları değiştirerek Facebook kullanıcılarıyla alakalı datalara ulaşabilirsiniz. Yeniden panele gelelim. Creative Merkez'e bir göz atalım. Creative Merkez'de de reklam modelleri oluşturabilirsiniz. Reklam modelleri oluşturduktan sonra da bunları reklamlarınızda paylaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen burada bir model oluşturabiliyorum. Bazı araçlar da var. Örneğin biz Facebook'ta reklam yaparken görseldeki yazının görselin tümüne oranla %20'sini geçmemesi gerekiyor. Bununla ilgili geçmişte bir ders işlemiştik. İşte buradan kolayca aslında bu özelliği test edebilirsiniz. Yani buna tıkladığınızda hazırladığınız görseli buraya yüklersiniz ve yazı içeriği kontrolünü kolayca sağlayabilirsiniz. Ardından formatlara göz atabilirsiniz. Burada Facebook ve Instagram'da yer alan tüm formatlara ulaşabilirsiniz ve tekrar reklam paneline geri dönüyorum. Şu an oluştur ve yönet kısmına bakacağım. Burada Business Manager'a tıklarsanız bir Business Manager yani işletme yöneticisi oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan bir işletme ekleyebiliyorum veya sahibi olduğum işletmeleri seçerek İşletmemle alakalı bazı ayarlamaları yapabiliyorum. Ne gibi ayarlamalar? Aslında reklam hareketlerini görüyorum sayfamla alakalı. Yani temel bilgilere buradan erişebiliyorum. Tekrar panele dönelim. Şimdi reklam yöneticisine gideceğiz. Gördüğünüz gibi oluşturduğumuz reklamlarla alakalı tüm detaylı bilgiye ben aslında buradan ulaşıyorum. Burası benim reklam yöneticisi kısmım. Burada gördüğünüz gibi hesaba genel bakış, kampanya kampanyanın altında neler vardı, reklam setleri vardı, bir de onların altında reklamlar vardı. Ben buradan kolayca oluştura basarak kampanya oluşturabilirim veya bir kampanyanın içine girerek ve sonrasında reklam seti adımına geçerek yine oluştura basarak reklam seti de oluşturabiliyordum. Bazı filtreler ekleyebilirsiniz, alt kırılımlar ekleyebilirsiniz, sütunları yine burada değiştirebilirsiniz. Burada aslında birçok özellik var ve reklamımızla alakalı tüm bilgileri buradan erişebiliyorsunuz. Paneli tekrar dönelim. Aslında gördüğünüz gibi tüm bu başlıkların her biri birer ders ve ben şu an sadece kısaca her birinden bahsetmek istiyorum. Şimdi ölçüm ve rapor kısmına gittiğimizde reklam raporlarına ulaşabileceğiniz bir yer bu reklam raporları başlığı. En önemli reklam ölçümlerinizi burada görebiliyorsunuz işletme hedeflerinize nasıl ulaştığınızı da öğrenebiliyorsunuz. Bu kısımdan raporlar oluşturarak bunları sonrasında bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Hemen bir göz atalım. Evet, bu kısımdan daha önce de söylediğim gibi reklam raporu oluşturabiliyorsunuz. Oluşturduktan sonra da isterseniz kaydedebiliyorsunuz veya dışa aktararak yani bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bir sürü alt kırılım var. Bunları değiştirebilirsiniz. Sıralamasını gene artan veya azalan olarak değiştirebilirsiniz. Eğer isterseniz sütunları kaldırabilirsiniz ve raporlarınızı nasıl istiyorsanız öyle görüntüleyebilirsiniz. Burada ekleyebileceğiniz birçok özellik de mevcut. Şimdi tekrardan panele gidiyorum ve buradan deneyler kısmına geleceğim. Deneyler kısmı reklamlarınızda hangi strateji daha iyi, işe yaramış, daha iyi çalışmış bunu görebileceğiniz bir yer. Aslında AB testlerinden bahsetmiştik. Tam olarak deneyler kısmından da aslında AB testi yapabiliyorsunuz. Panele tekrar döndüğümüzde burada bir olay yöneticisi var. Eğer siz yeniden pazarlama yapmak isterseniz, diyelim ki bir web sayfanız var ve bu web sayfanızı ziyaret eden insanları Facebook, Instagram gibi yerlerde yakalamak istiyorsunuz. Bunu yapmak için yapacağınız şey Facebook tarafından bir piksel kod oluşturmak. O piksel kodu da alarak web sayfanıza yapıştırmak. Yapıştırdıktan sonra bu takibi yapabiliyorsunuz ve insanları Facebook, Instagram gibi yerlerde yakalayabiliyorsunuz. Tekrar tekrar reklamınızı göstererek hatırlanma oranınızı artırıyorsunuz. Böylece insanlar sizinle iletişime geçmek isteyebiliyor. Şimdi varlıklar kısmına gelelim. Varlıklar kısmında oluşturduğumuz hedef kitleler var. Hemen buna bir göz atalım. Evet burada daha önceden oluşturduğunuz hedef kitleleri görebilirsiniz veya yeni bir hedef kitle oluşturabilirsiniz. Bu hedef kitleler kısmından aslında Facebook'un çok iyi çalışan bir özelliği var. O da benzer hedef kitle oluşturma. Onu da tam olarak buradan yapıyorsunuz. Yapacağınız şey buraya tıkladıktan sonra benzer hedef kitleyi seçmek. Buradan size benzer hedef kitle kaynağı soruyor. Yani bizim benzeteceğimiz hedef kitle neye benzemeli? Neye benzemesi gerektiğini tam olarak buradan seçiyorsunuz ve sonrasında böyle bir hedef kitle oluşturarak gelecek reklamlarınızda bunu kullanabiliyorsunuz. Tekrardan panele dönelim. Görseller kısmında şimdiye kadar reklamlarda yayınladığınız, Facebook'ta yayınladığınız görseller yer alıyor. Eğer isterseniz oraya daha fazla görsel ekleyebiliyorsunuz. Böylece gelecek yayınlarda bunları kullanabiliyorsunuz. Sonrasında ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmında reklam hesabı bildirimleri ve kurulumuyla alakalı bilgiler yer alıyor. Sonrasında işletme ayarları var. Reklam hesaplarını, sayfaları, tüm bunların üzerinde çalışacak insanları da burada yönetebiliyorsunuz. Yani birisine eğer bir ajansa yetki verecekseniz onların işlemlerini buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Faturalandırma kısmı ise adı üstünde faturalandırma ile alakalı bilgileri görüntüleyebileceğiniz bir yer. Şimdi ayarlar kısmına girelim. Evet ayarları girdikten sonra burada reklam hesapları, sayfalar, ödeme ayarları ve bildirimlerle alakalı bazı alt başlıklar çıktı. Burada dilediğiniz değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Sonrasında işletme ayarlarına bakalım. İşletme ayarlarından kişiler atayabilirsiniz reklam hesaplarınıza. Yine sayfalarınızı, reklam hesaplarınızı buradan görüntüleyebilirsiniz. Instagram hesaplarınız da burada yer alıyor. Bunlarla ilgili ödemeler, işletme bilgilerinin değiştirilmesi bu tarz bilgileri buradan kolayca değiştirebilirsiniz. Hatta Facebook sizin için kurulum kılavuzu bile hazırlamış durumda. Eğer isterseniz bu kısmı da ziyaret ederek dilediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Gelecek derslerimizde her birini yeniden birlikte işleyebiliriz ama gelecek hafta ilk olarak birlikte telefondan Instagram uygulamasından nasıl reklam verilir bundan bahsedeceğiz. Bir sonraki dersimizi kaçırmayın. Gelecek hafta perşembe günü görüşmek üzere.